Meten selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Tüm avcı arkadaşlarıma selamlar. Genelde sorulan sorulardan bir tanesi nedir? Onu anlatacağım size. Eşleşme zamanında yapılan hatalar ve yapılması gerekenler nelerdir? En çok yapılan bu camiada hata, kanama sürecinde erkek köpeğin yanaştırması, dişiyle beraber kalması. Bu bir. İkincisi, kanama bittikten sonraki ertesi günü erkek köpeğin, dişi köpeğin yana yanaştırılması. Bunda ne olur? Dişi köpek zamanı gelmediği için erkek köpeği hırlar ve aralarında kavga olur. Bu kavgadan sonra erkek köpek eğer dişi daha baskın ve sert mizaca sahipse erkek köpeği yanaştırdığınız zaman dişi köpekle eşleşmez ve ürkeklik yaşar. Onun için ne yapacağız? Kanama bittikten sonra 5 gün sonra, yani atıyorum kanamamız 7 gün ile 12 gün arasında sürüyor. Kanama bittikten sonraki 5. gün, atıyorum 7. gün kanama bitti. 12. günü köpeği, erkek köpeği, dişi köpeği yanına yerleştirirseniz o zaman eşleşme hatasız şekilde olur. Ve bu eşleşmede 48 saat içinde sadece 2 defa yaptığınız vakit bu eşleşme yeterli olacaktır. Kitlenme süresi de ortalama 25 ila 35 dakikasının arasında olması en doğal halidir. Yalnız eşleşme yapmadan önce, kanama başlamadan önce dişinin kızara gelme belirtisi, biliyorsunuz dişi köpek sürekli işer ve bu işemesi arttığı anda, arttığı zamanlarda kanamanın başlangıcı, yani kızarın başlangıcı demektir. İşte bu vakit köpeğinizde eğer beşli kanama yaparsanız yavruların anne karnında gelişim sürecinde kanlı ishale karşı bağışıklık sistemi daha kuvvetli olacağı için bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Normal eşleşme bittikten sonra atıyorum bugün saat 4'te eşleşme yaptınız. Ertesi gün saat 3-4 suları tekrar bir eşleşme yaptıktan sonra bu sizin için yeterli olacaktır. Size önemli bir şekilde bir şey söylüyorum. Eğer eşleşmiş olduğunuz köpek, eşleştirdiğiniz köpek eğer sizin değilse, başka bir yerden gelecekse mutlaka erkek köpeğin üzerinde mantar, egzama ve deri hastalıklarının olup olmadığını, barınak hastalığı olup olmadığını mutlaka sahibine sorun. Bunlar çok önemli. Eşleşme sırasında tensel temastan dolayı mantar hastalığı ve egzama hastalığı vücuda geçeceğinden sizin köpeğinizde o hastalığına yakalanma ihtimali %100'dür. Eşleşme süreci bittikten sonra normal 10. günü, 15. günü, 20. günü geçtikten sonra, yani ortalama bir ay geçtikten sonra anne karnında bel kısmında genişleme, karın kısmında 30. günden sonra yavaş yavaş aşağı doğru düşmeler meydana gelir. 45. günden sonra anne karnında alt memeleri, yani karın sıcaklığı alt memelerin iki bacak arasında daha sıcaktır, göğüs kafesi daha soğuktur. Bu köpeğinizin hamile olduğunun işaretidir. Köpeğin vajinal organı hala ilk eşleşmedi gibi şişik vaziyette ise bu köpeğinizin hamileliğinin olduğunu, hayvanın dolu olduğunun işaretidir. Hayvan sürekli son bir ayda sürekli su içmeye başlar. Bu su içmesi de sürekli köpeğin önünde temiz su bulundurmaya bakın. Su içmesi de köpeğin hamile olduğunun delaletidir. İştahının artması hamile olduğunun delaletidir. Son doğuma şöyle söyleyeyim, bu soru da var, onun da cevabını vereyim. Doğum gerçekleştikten sonra en az 3 gün annenin iştahı durur, yemek yemesi kesilir. Neden? Annenin yavrunun içindeki plazenteleri temizledikten sonra vücudunda ona doygunluk hissi verir ve karnında bir ağrı yapar. Rahim sancısı da vardır. Yavruların telaşından dolayı sizin panik yapmanıza gerek yok. Annenin 3 gün yemek yemesi azalır ve düşer. Mümkün olduğunca suyu önünde her zaman temiz şekilde tutmaya bakın. Bunu size şiddetle tavsiye ediyorum. Normal eşleşme süreci bittikten sonra, doğum süreci bittikten sonra annenin yavruların işte emzirme haline, yani memeleri düzgün şekilde emip emmediğine, yavruların sağlık durumlarına, işte annenin memelerinde süt olup olmadığını, eğer annenin memelerinde süt oranı azsa veterinerinize başvurup, onun bir tane iğnesi var, şu an ismi aklımda değil, o iğneyi yaptığınız zaman süt kanalları birden açılır ve bu iğneyi mümkün olduğunca, atıyorum size 62. günde anne doğurduktan sonra eğer memelerinde süt sıkıntısı varsa bu iğneyi size tavsiye ederim. Eğer doğum gerçekleşmeden atıyorum 60. günü bu iğneyi yaparsanız iğneyi yaptıktan 40 dakika içinde doğum başlar. Bu da erken doğuma sebebi olur.
mutlaka ve mutlaka eğer süt sıkıntınız varsa doğum olduktan sonra, doğumun bittiğinde kanat getirdikten sonra bu iğneyi yaparsanız anne karnındaki yavruların daha çıktıktan sonra sütünün daha sağlıklı bir şekilde olacağını ve daha fazla olacağını göreceksiniz. Yavrular 15 günlük olduktan sonra 17. gün, 16. gün arasında gözleri açılmaya başlar. Yavruların gelişimi, işte annelerin, yavruların hangisinin daha baskın, hangisi daha zayıf, elinize bir ameliyat eldiveni alarak, işte zayıf kalan yavrulara daha fazla emzirerek müdahale ederseniz, yavruların eşit oranda büyümelerini sağlarsınız. Bir başka videoda da kanlı iseli tekrar anlatacağım. Videomu dinlediğiniz için teşekkürler. Bunlar çok önemli konular. Eşleşme yapan arkadaşların mutlaka bu dediklerimi uygulaması lazım. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Siz avcı kardeşlerim için bu kanalı kurdum. Kafanızda her türlü sorunun cevabı bu kanalımda var. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar.